Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği görevi yerine getirmek için Kırgızistan'a gideceğiz. Ama Kırgızistan'a gitmeden önce Türkiye'deki en önemli köyümüz olan Kırgız kardeşlerimizle, yani Kırgızistan seferimizi, Kırgızistan görevimizi Ulupamir'den başlatalım istedik. Onun için hem sizleri ziyaret edelim, hem dostluktan sohbetlerimizi yapalım, hem de görevimizi buradan başlatmış olalım. Bismillah diyelim diye buradayız. Sizleri çok seviyoruz. Tabii sizler bizim kardeşimizsiniz. Dostluğumuz ebed müddet devam edecek inşallah. Bu vesileyle sizlerin de bir üniversiteden beklentiniz ile ilgili değerlendirmelerinizi alalım dedik. Tabii ortak hareket noktamız da Gökbörü. Evet. Gökbörü'nün gelişmesi için çok emek verdiniz. Türkiye'den milli takım oluşturdunuz. Defalarca Kazakistan'da, Kırgızistan'da ve çeşitli ülkelerde etkinliklere katıldınız. Türkiye'deki en önemli etkinlik olan Etnospor'un pek çok etkinliğine Bilal Başkan'ın daveti üzerine katıldınız. Onlar için de teşekkür ediyoruz. Köklerimizin sporu olan bu sporu yaşatıyorsunuz. Kardeşim de işte hem oyuncu, maşallah küçük daha Yusuf'umuzu da küçükten başlamış Gökbörü'ye. Allah eksikliğinizi vermesin. Siz Kırgızistan'la Türkiye arasındaki en önemli köprüsünüz. Kırgız-Türk ilişkilerinde en önemli köprümüz sizlersiniz. Dolayısıyla sizin varlığınız aynı zamanda kendi öz varlığımız. Sizden çok şey öğrenmek, Orta Asya kültürleriyle ilgili, Kırgız kardeşlerimizin kültürüyle ilgili çok şey öğrendik. Gideceğiz, Allah nasip ederse Manas'ta başlayacağız. Tabii biz Türk boyları arasında bir ayrım yapmıyoruz. Bizim için Kırgız'la Kazak, Özbek'le Uygur'un arasında bir fark yok. Zaten olması da mümkün değil. Türk boyları arasında tarihi kayıtlarda geçen en eski boylardan biri hiç şüphesiz Kırgız kardeşlerimiz. Milattan önce 150 yıllarından itibaren kayıtlarda biliyoruz. Çin kaynaklarından özellikle biliyoruz. Daha sonra kurulan 201 yılındaki Yenisey Kırgız Devleti hakkında da bilgimiz var. Tabii bu geçmişten gelen bilgilerin Kırgız'ın köklü tarihi hakkında bize çok şey ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak da yurt dışında kurmuş olduğumuz iki önemli üniversitemiz var. Biri Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesi, ikincisi de Kırgızistan'daki Manas Üniversitesi. Dolayısıyla Manas Üniversitesi'ndeki böyle şerefli bir göreve beni tevdi ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizin kurmuş olduğunuz köprü üzerinden de Kırgız kardeşlerimizle daha köklü geleceğe adım atmak, bilimsel verileri, bilimsel çalışmaları ortak çalışmalarla zirveye çıkarmak vazifemiz olacak. Tabii biz gidiyoruz, orada olacağız. Artık Manas Üniversitesi sizi kapılarını sonsuz bir şekilde Ulupamir'e açmış olacak. Mutlaka oraya gelecek öğrenciler olacaktır. Onlar bizim baş tacımız, misafirimiz olacaktır. Tabii diğer bütün öğrenciler gibi. Çok teşekkür ederim hocam. Dediğiniz gibi bize onur verdiniz, şeref duyduk köyümüze gelmenizle. Tabii ki Türk milletini, Türk devletini sizi gibi insanlar vesilesiyle insanlar daha çok sevecekler. Oradaki insanlar Türk milletinin özünü çok daha, yani bazı Sovyetlerde kalmak vesilesiyle çok iyi bilmezler, bilemezler. Ama sizin gibi Türk dünyasındaki değerli insanlar Türkiye'yi, Türk milletinin ruhunu onlara tanıtacaksınız. İnşallah. Onları Türk devletini daha çok sevdireceksiniz. Çünkü Türkiye'yi onlara anlatacaksınız. Biz burada çocukluğumuz sizinle geçti. Sizin gibi insanlar vesilesiyle biz burada hem
devletimize hem de milletimize burada özümüzden daha çok özümüz olduk. Bir millet olarak Türk milletinin, tabii ki biz 4050'de yaşamış insanlarız. Dünyaya kapalı yaşadık. Fakat oradan koptuk geldik burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve sizin gibi insanlar vesilesiyle biz burada yaşıyoruz. Biz burada kalabiliyoruz, var olabiliyoruz. Bunun için mesai için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hocam. Orada da çok da güzel, isabetli bir karar vermiş sağ olsun Cumhurbaşkanımız. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çok değerli bir insansınız ve Türkiye'nin değerini de oradaki insanlara anlatacaksınız. Bu köprü çok daha sağlam bir şey olacak. Sizin sayenizde Türkiye'de kültürü tanıttık. Üzerinizde emekliğiniz çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Peki sıra ettiğinizde görevinizde Allah muvaffak etsin inşallah. Dediğiniz ki hocam bir köprüydü, köprü daha da güçlendi bizim için. Genişledi, daha çok artık insanların geçebileceği bir köprü oldu inşallah. Türkiye'deyiz, oraya artık daha ayrı bir gözle bakıyoruz. İnşallah köprüyü de aldığında Türkiye'de sizin emeğinizi başa çıkarmadan güzel bir yerlere geleceğiz inşallah. Orada köprü... Sizin ekibiniz hocam, gittiğiniz Kırgızistan'da, Atalat'ında Allah muvaffak etsin, başarılar diliyoruz hocam. Buradan orada büyükelçimiz olsun. Kırgız vatandaşlarımız, akrabalarımız, Turganlar hepsine Türkiye'den selam yolluyoruz sizden. Çok büyük bir tecrübe. İnşallah ayaklarına geliyor. Değerini bileceklerinden eminim inşallah.